Merhaba değerli arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Bugün yurt dışı piyasaların genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Bu S&P'nin grafiği, haftalık grafiğini açtım. Bir haftalık grafikte kama görüntüsü içerisinde kamanın tam böyle uç kısmına kadar geldi. Hatırlarsanız 2 hafta kadar önce analiz yapmış ve S&P'nin her ne kadar şu bölgeyi kırmış gibi görünse de bu kırılımın fake olma ihtimalinin olduğunu ve geri sayım başlattığımı, yani yaklaşık işte bir 5-6 gün içerisinde, 10 gün içerisinde S&P'nin geri çekilmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ve beklentimin de bu şekilde olduğunu ifade etmiş ve bölgesel olarak da ilk etapta şuradaki destek bölgesine kadar çekilmesinin muhtemel olduğunu söylemiştik. Ve geri sayım yaptıktan sonra yanılmıyorsam 5. gün bir düşüş emaresi göstermiş. Ondan sonra bir yeşil yaktıktan sonra daha sonraki süreçte ise her gün kırmızı olacak şekilde bir düzeltmeye girdi. Günlük bir bakalım. Bizim tam geri sayım yaptığımız yerler şu bölgeydi. Bu bölgeden itibaren geri sayım yaptık ve buradaki hareketi fake olarak nitelendirdik ve ondan sonraki süreçte dikkat ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 işlem günüdür S&P geriye çekildi ve süper trendine kadar geldi. 21 EMA'yı kırdı ve hedef bölge olan, haftalık destek bölgesi olan 3840'a kadar, 3840'a kadar da, 38'e kadar da çekildi S&P. Dolayısıyla destek bölgesine kadar geldi ki daha önceki süreçte 3950'yi gördü. Bu da yaklaşık tepeden aşağıya kadar işte 120 puan yapar. Yani %3, %4'lük bir geri çekilmeyle karşı karşıya kaldık. Şimdi bir sıkışma hareketi içerisinde olacaktır S&P. Burada bir destek buldu. Tutunma çabası içerisinde olacaktır. Bundan sonraki süreçte bugün ve yarın için artık bir tepki hareketi beklenebilir. Ancak piyasaların oldukça zayıf olduğunu söylemek mümkün. Buradaki süper trendin kırılması demek artık yükseliş trendinin de yara alması anlamına gelecek. Orta vadede beklentimiz olan realizasyonun ve düzeltmenin başlangıcı ihtimalini ortaya koyacak. Ama dikkat ettiyseniz bakın şu trend boyunca hiç bu derece 6 günlük kırmızı olan bir piyasayla karşılaşmadık. Hatırlarsanız buradaki sert harekette şunu ifade etmiştik. Dedik ki analizlerde eğer ki piyasayı realizasyonsuz götürürseler düzeltmeler de daha sert, daha yoğun olur diye ifade ettik. Ve bakın burada 4 gün, işte burası 6 gün sayılabilir, aşağı doğru yöneldi ama daha sert bir hareketti. Burada da 6 gün adım adım %1 geri çekilme şeklinde bir düzeltme ile karşılaşıldı. Dow Jones'ta durum nedir? Dow Jones 2 gündür biraz daha güçlü ama ondan önce de Dow Jones daha zayıftı. Dow Jones'a bir bakalım. Dow Jones'taki yapı da bu. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz orada da yine omuz baş omuz görüntüsü var ve şuradaki 32.000 bölgesini bir türlü geçemedi. Oralara kadar atak yapsa da dikkat ettiyseniz orası da bu şekilde bir yapıyla karşılaştı. Yani güçlü duramadı. Ancak son 2 gündür dediğimiz gibi Dow Jones S&P'ye göre biraz daha güçlü. Şuradaki yapıyı tamamlamaya çalışıyor. Bundan sonra bir atak daha yapmasını aslında bekliyorum ben. Bakalım güçlü bir atak gelecek mi? Onu gün içerisinde göreceğiz. Altında güzel bir oluşum vardı dün. Tepki hareketinin devamı gelme ihtimalini konuşmuştuk. 1860'a kadar altında şuraya ve şuraya kadar bir tepki hareketinin gelme ihtimali, en azından süper trendi delip onun üstüne kadar atabilecek, şuradaki düşen trendi ne kadar vurabilecek bir güç bulma ihtimali vardı. Ancak ondan önceki denemelerinde 1, 2, 3. kez 3 kez denemiş fakat oradan geri dönmüştü. Bugün tekrar o bölgeye kadar geldi. Yine geri dönüş emareleri gösterdi. Bakalım düşen trendi üst bantına mı vuracak, yoksa 21 EMA'yı geçemeyip tekrar düşen trendinin, burada ikili tabi dip var, oradan döndü. Dönme çabası, yani oradan destek buldu bir çaba, ama ben daha orta vadede altında daha aşağı seviyeleri bekliyorum. Özellikle daha önceki hızlı hareketinin olduğu bakın şu bölge, yani bir kez daha denedikten sonra tekrar aşağıyı altında bekliyorum. Gümüşte ise daha güçlü bir duruş beklentimi biliyorsunuz. Petrolde dün tarihi zirveler görüldü. Bugün oraya geçmeden önce DAX'a bir bakalım. DAX'ta %2'ye yakın oldukça sert bir düşüş vardı ve zikzak hareketi DAX'ta devam ediyor. DAX'ın da zayıf olması ihtimali vardı ve buradan onaya kadar DAX'a geldi. Çok fazla gap var tabii. DAX'ın grafiği zikzakları çok fazla olan bir endeks. Petrolde tarihi zirve görüldü dün bugün. Güçlü bir duruş var petrolde. Özellikle haftalık direnç bölgesine çok yaklaştı. Ben o bölgenin, özellikle haftalık orta vade direnç bölgesinin çalışacağını düşünüyorum. Burası 1-2 dolar daha yukarı olabilir.
Yani bölgesel olarak şurada hedef bölgesi, trafik bölgesi 67'lerden geçiyor. İşte 80'e kadar buraya kadar sarkabilir. 80'e kadar ondan sonra bir düzeltme şurayı oluşturmak için bir düzeltme gelebilir. Toba görüntüsü benzeri şeklinde. Haftalık bazda işte 67'yi hedefledi. Buraya gitmeden de bir miktar realizasyonla karşılaştı. Saatlik bir bakalım, evet. Aşağı yukarı 67'ye kadar da yaklaştı. 67'den realizasyon geldi. Petrol nispeten güçlü ve piyasaları pozitif etkilediğini söylemek mümkün. Euro-dolarda yatay bir bant var. Gümüşe Bitcoin'de verilen açıklamaların, yapılan açıklamaların etkisiyle geri çekilme var. Bugün %13'lük bir geri çekilme. Burada hareketler oldukça sert. Bir grafiğini açıp bakalım. Bitcoin'de durum nedir diye. 2 gündür oldukça sert bir düşüş var. Süper trendi deldi, ortalamasını deldi. Şimdi tekrar bu bölgeden milleti stop ettirdikten sonra bir miktar yukarı doğru atak yapması beklenebilir. Şimdi gümüşü açalım. Gümüşte durum nedir? Gümüşte de hafif bir geri çekilme var. 28 dolarlar civarında hafif bir geri çekilme ile karşı karşıya gümüş. Bakın şurada bir sin formasyonu var. Çanak kulbun devamı mahiyetinde. Ondan sonraki süreçte burayı kırıp yukarı doğru 30 dolarlara doğru gitmesi beklenebilir gümüşün genel değerlendirme itibariyle durumu. Biraz da dolara bakalım arkadaşlar. TL dolar karşılaştırmasına bakalım. 7'nin üstünde doların tutunduğunu ifade ettik. Şunu silelim. Saatlik grafik bu. Bakın bir hafif bir toparlanma var. 7'yi gördükten sonra 7.10, 7.12, 7.20'ye kadar arkadaşlar. Hatta şuraya kadar 7.30'a kadar hareketlerin devamı gelebilir. Ondan sonraki süreçte aşağı doğru eğilimin devamını bekliyorum ben. Yani orası o bölgede 7.20 özellikle süper trendin delinip işte stoplatıp ondan sonra tekrar genelde öyle olur. Tekrar aşağı doğru gelir. 2 gündür yeşil olan bir grafik var. Destek bölgesi 6.80-6.90 bandından geçiyor. Özellikle burası destek olarak çalışacaktır diye ifade edelim. Piyasalarımız kabaca bizim piyasamızı da açmışken bakalım arkadaşlar. Gün içerisinde oldukça sert hareketler oldu. Dün işte analizde ifade ettiğimiz bir nokta vardı. Şöyle göstereyim. BIST 100'ün grafiğinde şurada bir üçgen yapması gerekiyordu. Bakın onu da yaptı ve aşağı doğru eğilim gösterdi. Onu şöylece size göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 şu kısım buraya denk geldi şunlar. Şurası eksikti. Onu da şurada yaptılar. Küçük bir hareket. Ondan sonra ise sert bir hareket geldi. Özellikle 1560 artık geçemeyince grafikte bir zayıflama görüldü. 1540'ın kırılması ile birlikte de hareket biraz daha sertleşti. Ve süper trendi de stop etti arkadaşlar. Yani hareket oldukça zayıf görünüyor ve şu an için bir sat kanalı içerisinde hareket ediyor. Buradaki şu an için buradaki hareketlerin tamamı onay niteliği taşıdı ve devamı gelmedi. Buradan devam hareketi gelmiş olsaydı o zaman işte piyasalarda 1600 ve 1600 şu bölgeye kadar 1650'ye kadar gitme hatta zamansallıktan dolayı da daha yukarı atma ihtimali ortaya çıkabilirdi. Süper trendi deldi. Deldikten sonra aşağı kadar geldi. Alttaki süper trendten destek bulup yukarı gidecek gücü bulamadı. Yurt dışı piyasaları da bunu desteklemedi arkadaşlar. Yurt dışı piyasalar oldukça zayıf kaldı. Eğer orada bir toparlanma olursa bizim piyasamızda tekrar bir atak daha yapabilir. Ancak orası da dediğimiz gibi nispeten zayıf. Eğer biz kendimize özgü teknik bazda hareket edecek olursak ise şu anda bir zayıflık olduğunu söylemek mümkün. Bunun için güçlü duruş için ne gerekir derseniz saatlik 21 EMA'nın üstüne atmamız gerekir. Süper trende delmemiz gerekir ve 1560'a doğru tekrar hareket etmemiz gerekir. Şu anki haliyle zayıf bir görüntü sergiliyor arkadaşlar. Dikkat edin, oldukça zayıf. Ve bu bölge bakın yükselen trendin tam tepe bölgesi ve trendi geçmeye gücü yetmedi. Şu son dakikalarda bugün için bazı sektörel bazda petrokimya başta olmak üzere havacılık da bir tepki hareketi var. Ancak bankacılık ve bazı diğer sanayi tahtalarında ve diğer bazı teknoloji tahtalarında zayıf görüntü söz konusu. Böyle olunca da ve tabii bir takım yan tahtalarda oldukça zayıf hareket ediyor. Öyle olunca da tepki genele yansımayınca endeks yukarıya doğru atamadı. Trendin üstünde çakılı kalmaya devam etti arkadaşlar. Akşam fırsat bulursa akşam zaten canlı yayın yapacağız ve bütün detayları değerlendirmeye çalışacağız. Yine üyelere özel yayınlarımız da olacak. Akşam genel olarak yayınlara bakarız. Buradaki yapının ne olduğuyla alakalı genel değerlendirmemizi yaparız. Nereleri hedefler? Aşağı riskler nelerdir? Yukarı fırsatlar nelerdir? Tahta bazlı güçlü duracak tahtalar nelerdir? Bunların analizini yaptık. Bu arada
Şunu hatırlatayım arkadaşlar, malumunuz biz eğitim çalışması yapıyoruz ve videoların altına sınırlı süreli bir indirim, bütün Udemy kurslarında açtığım 7 tane Udemy kursunda indirim kampanyası bir anlamda başlattım. Canlı yayında sizde arkadaşların talebi oldu. Oradaki kurslardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik indirim kuponları devam ediyor. Tabii sınırlı süreli olduğu için daha sonradan indirim isteyen arkadaşlar için uzun bir zaman beklemeleri gerekebilir. Onu da hatırlatmak istedim. Neticede yaptığımız çalışma eğitim çalışması arkadaşlar. Burada anlattıklarımda bir eğitim mahiyetinde anlatıyorum. Yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim. Piyasaları daha yakından takip etmek, kendi analizi kendiniz yapmak, dipten dönüş yapacak hisse senetleri nasıl bulunur analizini yapabilmek, pahalı tahta, ucuz tahta nasıl buluruzu değerlendirmesini yapmak ister ve yapısal analiz teorisi nedir, yapısal analiz modeliyle teknik analiz yaklaşımı nedir? Daha önce yapmış olduğumuz uygulamalı YouTube videoları eşliğinde ve bizzat kendi raporlaması dahilinde süreç içerisinde zaten bir yıllık böyle bir modelden analiz yapıyoruz. Bunları da görme şansınızın olacağı kurslara değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.